Türkiye'de spor denilince ilk akla gelen branş şüphesiz futbol. Ancak bu topraklarda futbolu yönetenler zaman zaman spor, dostluk, barış ve kardeşliktir sözüyle bağdaşmayan davranışlarda bulunabiliyor. Son örnek dün akşam Trabzon'da yaşandı. Trabzonspor Gaziantepspor maçının son dakikasında verilmeyen penaltı kararı sonrası ev sahibi takımın yöneticileri bugüne dek hiç yapılmayanı yaptı. Hakemleri statta 4 saat boyunca alıkoydu. Emir kulüp başkanından gelmişti. Öleceksek adam gibi öleceğiz, kadın gibi yaşamayacağız diyen o başkanın alıkoyduğu hakemler özgürlüklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın araya girmesiyle geri alabildi. Trabzonspor'la Gaziantepspor Süper Lig'in 10. haftasında karşılaştı. Maçın son saniyelerinde ev sahibi takımın penaltı beklediği bir pozisyon oynandı. Ama hakem Çağatay Şahan oyunu devam ettirdi ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Bitiş düdüğünün ardından büyük tepki gören hakem Çağatay Şahan ve arkadaşları hakem odasına gitti. Raporlarını yazdıktan sonra Hüseyin Avni Akarsadı'ndan ayrılmak isteyen hakem ekibine Bordo Mavili yöneticiler izin vermedi. Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu sabaha karşı Trabzon'da olacağını söyledi ve kendisi gelene kadar hakemlerin stadyumda tutulmasını istedi. Bunun üzerine VIP tribün önündeki araç giriş kapısı kilitlendi. Gerginlik sürerken Başkan Hacı Osmanoğlu kendisini arayan hiçbir devlet görevlisinin telefonuna çıkmadı ve hakemlerin stadyumda tutulması kararından dönmedi. Saatler 03'ü gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hacı Osmanoğlu'nu arayarak hakemlerin bir an önce güvenli şekilde stadyumdan çıkarılmasını istedi. Bunun üzerine Hacı Osmanoğlu yönetici arkadaşlarına hakemlerin stadyumdan çıkarılması talimatını verdi. Saatler 03.47'yi gösterirken tüm yöneticiler ve kulüp personeli soyunma odası koridorlarını boşalttı. Hakem Çağatay Şahan ve yardımcıları koridora giren çevik kuvvet polislerinin kalkanlarını korumasında VIP tribünü önüne yaklaştırılan sivil polis minibüsüne bindirilerek stadyumdan çıkarıldı. 4 saatlik bekleyişin ardından stattan ayrılan hakem ekibine dışarıda bekleyen taraftarlar da yabancı isimler attı. Sabaha karşı Trabzon'a gelen Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu sert mesajlar verdi. Benim ailem onurlu bir aile, köklü bir aile. Bana önce adamlığı öğrettiler, adam gibi yaşamayı ve adam gibi ölmeyi öğrettiler. Ben kadın gibi 100 sene yaşayacak yeri adam gibi 1 sene yaşarım. Ve sonucunda ölüm de varsa bir gün yaşarım, ertesi gün ölürüm. Ama eğer ki söylediğim sözlerin hepsinin suç olduğunu biliyorum. Ama yarınlar bizim önümüze ne koyarsa koysun, ben Trabzonspor için bu başkanlık makamındayken buradan giderken ben buradan cezaevine giderim. Başka hiçbir yere gitmedim. Bunun bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bilmesini istiyorum. Trabzon'a gelip de bu şehirde Trabzonspor'u katledenlerin buradan gülerek tarifeli uçaklarına binip gidecekleri yere gidemeyeceği bir şehir olduğunu bilmelerini istiyorum. Trabzonspor yönetimi tarafından hakemlerin alıkonulmasına Türkiye Futbol Federasyonu tepki gösterdi. Federasyon sorumluların cezalandırılacağını duyurdu. Açıklama federasyonun resmi internet sitesinde yer aldı. Açıklamada hiçbir futbol severin kabul etmesi mümkün olmayan bu olayın sorumluları, müsabakanın hakem, temsilci ve gözlemci raporlarının federasyonumuza ulaşmasının ardından belirlenerek profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edileceklerdir denildi. Aynı açıklamada ilgili kişiler hakkında sportif yargılamanın yanı sıra 6222 sayılı kanun çerçevesinde işlem yapılması için gerekli tüm girişimlerde bulunacaktır ifadesi kullanıldı. Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Gaziantepspor maçından sonra sarf ettiği kadın gibi yaşamayacağı sözlerine CHP ve MHP'nin kadın vekillerinden tepki geldi. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş ise Hacı Osmanoğlu'nun suç işlediğini belirtti. Bu hakem o stadyumdan çıkmayacak dedi. Ben 49 yaşına kadar adam gibi yaşadım, kadın gibi yaşamadım. Ben kadın gibi 100 sene yaşayacak yeri adam gibi 1 sene yaşarım ve sonucunda ölüm de varsa bir gün yaşarım, ertesi gün ölürüm.
Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu sözlerine tepki gecikmedi. Herhalde kendisi kadınların bu ülkede her gün katledildiğinden haberdar değil. Bu ülkede kadınların en temel hakkı olan yaşam hakkı ellerinden alınıyor. O aşağıladığı kadınların tırnağı bile olamaz. İlk tepki CHP'li Aylin Nazlı Aka'dan geldi. Nazlı Aka, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu kadınlardan özür dilemeye çağırdı. Bu kişinin bütün kadınlardan özür dilemesini bekliyoruz. Bu orta çağ zihniyetindeki kişilerin zihinlerini değiştirmemiz gerekiyor. Ben inanıyorum ki bütün Mert Karadenizler zaten bu olaya tepkisini verecektir. Keşke onda Karadenizlerin o onurlu yüreği olsa, kadınların o onurlu yüreği olsa. Hacı Osmanoğlu'na bir tepki de MHP'den geldi. Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel, kadın kadar onurlu olamayacak insanların söyleyeceği sözler bunlar diyerek Hacı Osmanoğlu'na tepki gösterdi. Savcıları göreve çağırdı. Hacı Osmanoğlu'nun sözleri HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın da gündemindeydi. Bir spor kulübünün başkanı hakemleri 4 saat rehin almış ve mi çıktı kendisi itiraf etti. Türk Ceza Kanunu'nda suç var açıkça. 2005